Hurmatli talabalar, bugungi navbatdagi amaliy mashg'ulotimiz statistik gipotezalarni tekshirish. Ma'lumot taqsimlangan bosh to'plamlarning dispersiyalar tengligi haqidagi statistik gipotezani Fisher Snedeker kriteriyasi bilan tekshirish. Demak, bu yerda birinchi avvalambor statistik gipotezaga ta'rif berib o'tib ketsak, statistik gipotezada noma'lum taqsimotning ko'rinishi haqida yoki ma'lum taqsimotlarning parametrlari haqidagi gipotezaga aytiladi. Bu yerda biz oddiy va murakkab gipotezaga misol berib ketganmiz. Undan avval bu yerda 0-chi va asosiy va alternativ gipotezalar ham uchraydi. Shuning uchun biz aynan shularga ta'rif berib o'tib ketsak. Ya'ni 0-chi asosiy gipoteza deb olg'a surilgan H0 gipotezaga aytiladi. Ya'ni mana bu gipoteza olg'a surilyapti, asosiy gipoteza hisoblanadi bu yerda. Endi konkurent alternativ gipoteza deb 0-chi gipotezaga zid bo'lgan H1 gipotezaga aytiladi. Xo'p, masalan, lambda teng 5 qiymatni qabul qiladigan asosiy gipotezaga qarama-qarshi gipoteza, ya'ni alternativ gipoteza shunga teng bo'lmagani misol qilib olish mumkin. Endi gipotezalarimiz bitta va bittadan ortiq taxminlarni o'z ichiga olgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz uni oddiy va murakkab gipotezalarga ajratib olamiz. Oddiy gipotezada faqat bitta taxminni o'z ichiga olgan gipotezaga aytiladi. Masalan, agar lambda ko'rsatkichli taqsimotning parametri bo'lsa, u holda lambda 5 ga teng bo'lgan 0-chi gipoteza oddiy gipoteza deb yuritiladi. Endi murakkab gipotezada chekli yoki cheksiz sondagi oddiy gipotezalardan iborat gipotezaga aytiladi. Masalan, H0 lambda katta 5. Murakkab gipoteza, ya'ni bir nechta yoki cheksiz sondagi lambda 5 dan katta bo'lgan oddiy gipotezalarning to'plamidan iborat bo'ladi. Endi shu gipotezalarni tekshirish mobaynida xatoliklarga yo'l qo'yishimiz mumkin. Aynan biz buni ikkita turga ajratib olamiz. Birinchi tur va ikkinchi tur xatoliklar. Olg'a surilgan gipoteza to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi mumkin. Shu tufayli uni tekshirish zarurat tug'iladi. Tekshirish statistik metodlar bilan bajarilganligi sababli uni ham statistik tekshirish deyiladi. Gipotezani statistik tekshirish natijasida ikkita holda noto'g'ri qarorga kelinishi, ya'ni ikkita turdagi xato yo'l qo'yilishi mumkin. Birinchi tur xato shundan iboratki, bunda to'g'ri gipoteza rad qilinadi. İkinci tur hata şundan ibaret, bunda noto'g'ri gipoteza kabul qilinadi. Bu xatolarning oqibatlari har xil bo'lishi mumkinligini qayd qilib o'tamiz. Masalan, binoni qurish davom ettirilsin degan to'g'ri qaror rad etilgan bo'lsa, u holda birinchi tur bu xato oddiy, ya'ni moddiy zararga olib kelishi mumkin. Agar binoning ag'darilib tushish xavfiga qaramasdan qurilish davom ettirilsin degan qaror qabul qilingan bo'lsa, u holda ikkinchi tur bu xato kishilarning halokatga olib kelishi mumkin. Albatta, birinchi tur xato ikkinchi tur xatoga qaraganda og'irroq oqibatlarga olib keladigan misollar ham keltirish mumkin. Endi normal bosh to'plamlarning ikki dispersiyasini taqqoslash. Birinchi qoida: berilgan alfa qiymatdorlik darajasida normal to'plamlar bosh dispersiyalarining tengligi haqidagi 0-chi gipotezani konkurent gipoteza H1 mana bunday bo'lganda tekshirish uchun kriteriyni kuzatiladigan qiymatni hisoblash va Fisher-Snedeker taqsimotining kritik nuqtalar jadvalidan berilgan alfa qiymatdorlik darajasi va K1 va K2 ozodlik darajalari sonlari bo'yicha kritik nuqtani topish lozim. Ya'ni buni biz jadvaldan topishimiz mumkin. Jadvaldan kritik nuqtani topganimizdan keyin F kuzatishini topamiz va ikkalasini solishtiramiz. Endi F kuzatish F kriteriyadan kichik bo'lsa, 0-chi gipotezani rad etishga asos yo'q. Agar F kuzatish F kriteriyadan katta bo'lsa, 0-chi gipoteza rad etiladi. Ikkinchi qoida: konkurent gipoteza H1 dispersiyalari teng emas bo'lganda F kritik nuqtani alfa taqsim 2 qiymatdorlik darajasi bo'yicha izlanadi. Endi bu yerda ham agar F kuzatish F kriteriyadan kichik bo'lsa, 0-chi gipotezadan rad etishga asos yo'q, aks holda rad etiladi. Endi F kuzatish sifatida kuzatilgan dispersiyalarning kattasini kichigiga nisbatan olishimiz mumkin. Misolga to'xtaladigan bo'lsak, X va Y normal bosh to'plamdan olingan N1 teng 11 va N2 teng 14 hajmining ikkita erkli tanlami bo'yicha tuzatilgan dispersiyalar, ya'ni kattasining tuzatilgan dispersiyasi 0.76 va kichigining 0.38 teng topilgan.
alfa qiymet dolar derecesi 0,205 de boş dispersiyaların kengliği haqidagi hani bu h0 0 gipotezani konkurent gipotezi h1 mana bunday bo'lganda teshing ya'ni bizda kattasining dx ning dispersiyasi y ning dispersiyasidan kattaligi haqidagi gipotezani tekshirish talab etiladi. Demak, yetishga o'tsak, bu yerda f kuzatishni topamiz, ya'ni kattasining tuzatilgan dispersiyasini kichigini tuzatilgan dispersiyasiga nisbatan topamiz. Ya'ni buning qiymati 2 ga tengligini topdik. Endi K1 ve K2 azatlığı derecelerini toplasak. Demek K1'imiz endir minus 1'ge teğmedi. Formülerden faydalansak K1'imiz azatlığı derecemiz 10'ge teğmiş geldi. İkinci azatlığı derecemiz ise 13'ge teğmiş geldi. Şimdi F kritik noktan toplamız. Yani final dolar derecesi 115'ge teğmiş bölgende. Azatlığı dereceler 10 ve 13'ge teğmiş bölgende. Bunun kıymeti cedvalden faydalanmamız için 267'lik miktar. Yaşta bitvol belirleyen olsak F kritik F kritikten küçük ekenliğini görüşümüz mümkün. Demek rad etişki asası yok. İki misal. X ve Y normal baş toplamına alınken N1 ten 9 ve N2 ten 16 hacimde 2'de eğitli tanımlama boyunca düzeltilgen dispersiyeler. Demek 34.2 ve 12.15'ler kapılgen. Alfa ten 0.1 kıymet dolu derecesi de baş dispersiyelerin tenine hakkıdaki H0, 0.3 hipotezini, konkurent hipotezi H1 bölgende değiştirin. Yani F kuzatışını topamız. Verilen katkasını küçük etsin, inspirati getirin. Kuzatılgen dispersiyalarını, bugün temati 2.18 getirin, bunu görüşmemiz mümkün. Azatlı derecelerini topamız. K1, 8'ye, K2, 15 getirin. Üzerinde N1 ve N2 hacimlerden faydalan yapmaz. Şimdi F kritik noktanı cetvelde faydalanıp toplamız. 0,1, 8, 15'te bu 264 getirmiştir. Yani F kuzatış, F kriteri de katta çıkıyordur. Keyingi misalımız. X ve Y normal baş toplamına alınan N1, N2 ve N2, N10 hacimli 2'te erkli tenleme boyunca düzeltilen dispersiyeler 0,80 ve 252 kitap ilgen. Alfa ten 0,10'dan bir kıymet dolu derecesi baş dispersiyelerin kendiliği hakkıdaki H0, 0'ınç hipotezini, konkurent hipotezi H1 bana bunu bir bölgende geçirelim. F kuzatışı topağımız. F kuzatışımız bir yerde 3'ke teyin. Azatlı derecelerini topağımız. K1 13'ke, K2 9'ke teyin. Kritik noktan topağımız. Kritik %71'ke teyin. Yani F kuzatışı F kriteriden katkıya teyin. Kim sorunuz? Bir ağır fizik tarihinde iki metod bulan uçayın. Bunda kuyudaki neticeler alın. A, A. X1 9-6, X2 10, X3 9-8, X4 10-7, X5 10-6. Y1 10-4, Y2 9-7, Y3 10-4, 10-3-4. Eğer kıymet dolu derecesi 0-10'dan bir alınan yem olsa, ikili metod bir kıl ölçeş anaklı yeni bir adı hesaplaş mümkün mü? Bugün soru koyuyor. Demek hesaplaşılan sadılaştırma maksadı da şartlı variantlar göt olamız. Demek U'yu götürmüz. Bana bu ilgileş planlar. V'yi götürmüz. Bana bu ilgileş planlar. Demek cedvalımız bana da görmüş de bile. Şimdi şartlı variantlar götürüp olan zor tüzeltilgen tellenme dispersiyelerini toplamız. Demek tüzeltilgen tellenme dispersiyelerimiz birincisi. Yani kısaklar cereyanlar, formüler bulunan tüzeltilgen. 14 tonla 8 getin. İkinci sene tüzeltilgen dispersiyası 10 getin iken. Şimdi F tüzeltişi toplamız. Demek bana bu formüle uğruluyor. Yani şartlı variantlar götürken bulan kıymet özgürmezliği hakkı da imana konumuna doğruluyor. Törükten 18-10 minus 4'ünü topçayız. Bu 200'den 48 getirin. Şimdi azatlı derecelerini toplamız. K1 bölge, K2, 3 getirin. Şimdi kritik noktan toplamız. Kritik noktamız, temel dolu derecesi 105 getirin bölgende. Azatlı hedleri tur 3 bölgende 9-10-12 getirin. Kritik noktamız. Önce de olan kadarını toptik. Şimdi F kuzatış, F kritikten küçük. Yani rad etişken asıl yok. Şimdi müstakil işler için misallarına toplasın.